Benim adım Walter Benjamin ve Almanya'daki Mühendisler Federasyonu Derneği'ni temsil ediyorum. Bugün de seri üretim, özellikle yüksek dayanıklı kompozitlerin seri üretimi hakkında konuşmak istiyorum. Ve özellikle ikincisi aslında Almanya'daki mühendislik endüstrisi için perspektifler diyoruz. Bunun amacı da size danışmanlarla birlikte, bilimsel danışmanlarla birlikte üzerine yaptığımız bir çalışmayı sizinle paylaşmak istedim. İnternet sitemizden de zaten indirebilirsiniz. İlk önce Almanya Mühendislik Federasyonu neden müteşekkildir? Ona dair biraz bilgi vereyim aslında. Daha çok Almanya'daki küçük ve orta ölçekli şirketlerin ağırlıklı olduğu 3100'ü aşkın şirketi temsil ediyor. Ve Almanya'daki en önemli işverenlerden tırnak içinde bir tanesi, yaklaşık 1 milyon çalışan var. 206.8 milyar euroluk bir ciro söz konusu 2012'de. Ve en önemlisi, en baştan itibaren komponentler, fabrika tesisleri, üretim tesisleri, imalatçılardan tedarikçilere kadar bütün zincirde yer alan şirketlerin temsiliyeti söz konusu bizim federasyonumuzda. Ve yaklaşık 150 üye bir forum, özellikle kompozit teknolojisi üzerine bir forumumuz var ve bu forumda yaklaşık 150 üye var. Tekstil makineleri, konfeksiyon teknolojisi, plastik makineleri, plastik üreten makineler, ölçüm ve test teknolojisi ve robotics ve otomasyon gibi bütün alanları, bütün sektörleri kapsıyor aslına bakarsanız. Ve buradaki kilit unsurlardan bir tanesi ve şimdi kendi faaliyet alanlarımız babında ortak derneklerle, federasyonlarla bir işbirliği içerisinde olmak ve takviyeli plastikler alanında dün önemli bir konuşma yapılmıştı. Özellikle karbon elyaflı takviyeli plastikler, bu alanda yürütülen çalışmalar ve burada bir ağ var, hava uzaycılık sektörü alanında Almanya'da. CFK Valley'de bu alanda çalışıyorlar ve iki hafta önce bütün bu foruma üye olan bu ağımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik ve yakın bir işbirliği içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başka neler yapıyoruz dernek olarak, federasyon olarak? Bahsetmiştim zaten. Almanya'da iki hafta önce bir toplantı, Stuttgart'ta bir toplantı düzenledik ve aynı zamanda burada kaynak hizmetleri var. Burada özel bir internet sitesi var. Göreceksiniz şu anda zaten ekranda. Az önce gösterdim ve burada üretim hatları ile ilgili ve kullanılan teknolojilerin sistematik bir şekilde sınıflandırmasını ele alıyor. Diğer bir konu ise bütün arz tedarik zincirinin anlaşılması, bütün prosesin anlaşılması, bütün bu sürece dahil olan sanayiler için birlikte hedeflenen seri üretime ulaşmak, araştırma ve tabii ki halkla ilişkiler, bahsetmiş olduğumuz diğer ağlarla birlikte. Evet, kilit sorumuz ne? Aslında yürüttüğümüz çalışmalar açısından amacımız neydi diyelim. Şimdiki özellikle yüksek mukavemetli elyaf takviyeli kompozitler için bugünkü ve gelecekteki talep ne olacak? Özellikle kilit uygulama alanları neler? Ve bu talebin asıl itki gücünü oluşturan mekanizmalar neler? Spesifik gereklilikler neler? Özellikle farklı uygulama endüstrileri açısından baktığımızda, özellikle mühendislik endüstrisi
Bu sanayileşme sürecine, üretim proseslerinin sanayileşme sürecine nasıl bir katkıda bulunabilir ve biz iş anlamında nasıl bir potansiyel var? Pazarı asıl iten güçler neler? Bunu çok iyi bir şekilde anlamak istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de bu. Münferit uygulama sanayileri açısından ne gibi ihtiyaçlar var? Bunları anlamak istiyoruz. Tabii ki uzmanlarla röportaj yapıyoruz. Masa başında yapılan araştırmalar var. İlk önce masa başında yaptığımız araştırmalar var. Bu araştırmalar ne olup ne bittiğini, bugün ne olup ne bittiğine dair bize bilgi veriyor. 30'a aşkın özellikle kompozit kullanıcı, mühendislik sektörü, mühendislik endüstrisinden ve imalatçılardan uzman isimlerle röportaj yaptık. Ve bundan sonra da bir anket düzenledik üyelerimizle arasında farklı özellikle sanayi, farklı sanayi kolları açısından. Ve bu noktadan sonra da pazar modeli oluşturduk ve öngörülerimiz neler, beklentiler neler, ona dair bir düşünce ortaya koyduk. Tabii ki burada aslen amacımız karbon ya da cam elyafı olan bir malzememiz var. Aynı zamanda matris malzeme açısından baktığımızda ya termoset ya da termoplastik söz konusu. Ve ardından da farklı uygulamaların otomotiv için, hava uzay için, rüzgar enerjisi için ve mühendislik için ne gibi etkiler, onları iten güç neydi, onlara dikkat almaya çalıştık, onlara dair bir araştırma yaptık. Çünkü teknik gereklilik otomotiv için de, hava uzay için en önemli konu örneğin verimlilik ve ekonomik fizibilite. Otomotiv sektörü için ise yaşam tarzı, pazarlama ve tasarım. Ve buradan bütün bu farklı olguları bir araya getirdiğimizde elde ettiğimiz bir büyüme oranı var. Ve buradaki dinamik, özellikle karbon elyaf ve cam elyafı takviyeli plastikler açısından bunu dikkate aldık. Aynı şekilde ayrıntılara biraz daha bakacak olursanız %2020 için büyüme oranlarını görebilirsiniz. Ama cam elyafı için 40 bin tonluk bir özellikle otomotiv ve ulaşım sektörlerinde %33'lük bir büyüme oranı var. Bunu rüzgar enerjisi alanı takip ediyor. Ardından da hava ve uzaycılık sektörü geliyor. Öbür tarafa baktığınızda bu kadar büyük bir büyüme oranı yok. Özellikle cam elyafı takviyeli plastikler için, karbon için daha fazla, karbon elyafı takviyeli plastikler için daha ciddi bir büyüme oranı kat ediliyor. Ve cam elyafı için o kadar yüksek değil. Yaklaşık %5'lik bir büyüme oranından bahsedebiliyoruz yıllık temelde. Ama burada en önemli inşaat sektörü, tabii ki borular ve tanklar çok önemli. %7'lik bir büyüme söz konusu otomotiv sektörü için, %5'lik bir büyüme rüzgar enerjisi alanında bekleniyor. Ve eğer tekrar bakacak olursanız bu toplam pazardaki payından bahsediyoruz. Bunun da %3'ten %7'ye çıkacağı tahmin ediliyor 2020 yılına gelindiğinde. Evet. Mühendislik sektöründen bakacak olursak neler olup bitiyor o zaman? Büyüme oranları karbon elyafı için olduğu kadar yüksek değil. Yaklaşık %7'lik yıllık olarak baktığımızda özellikle makine üretimi açısından bir büyüme oranı beklentisi söz konusu. 340 milyon eurodan 614 ve 600
milyon euroya aşkın bir büyümeden bahsediyoruz ve bu aslında oldukça ortalama bir büyüme oranı olarak ifade edebileceğimiz bir rakam. Kompozit pazarında yaklaşık %5'lik bir yıllık temelde söylüyorum yılı %5'lik bir büyüme oranı söz konusu ya da öyle bir beklenti var. Ama bu gittikçe da süreçlerin daha otomasyona yönelmesiyle de bağlantılı ve 2020'ye geldiğinizde %100'lük bir büyüme olacak. Evet, hepiniz biliyorsunuz zaten. Burada bir ağırlık ve ağırlığı sonuçta sürekli olarak ağırlığın azaltılması önemli. Karbon elyafı çelikle mukayese ettiğinizde %100'lük bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Yaklaşık %50'lik bir ağırlık azalma var. Karbon elyafı takviyeli plastikler kullanıldığında ve yaklaşık alüminyumla mukayese edildiğinde %20'lik ama çelikle mukayese edildiğinde gerçekten olağanüstü bir sonuç karşınıza çıkıyor. Buradaki soru şu dolayısıyla üretimdeki maliyetimizi düşürüp nasıl düşürebiliriz? Ve tabii şimdi değer zincirindeki, tedarik zincirindeki tek tek bütün halkalara bakmamız gerekiyor. Buradaki en yüksek miktar üretim yöntemleri 2020'ye geldiğimizde %30, %40'lık bir otomasyona geçiş gerçekleştirildiği takdirde %30, %40'lık bir maliyet düşürme söz konusu olabilir. Karbon elyafı açısından baktığınızda bu %15, %25. Çünkü 2020'ye kadar karbon elyafı üretimi alanında çok büyük oranlarda düşme ya da azalma olması henüz beklenmiyor en azından. Ama yine de biraz daha yenilikçi teknolojilerle belirli bir oran kat edilebilir. Cam elyafı için bu %5, %10, Matrix için %10'un altında daha kısa döngü süreleri söz konusu. Ama bu da aynı zamanda parçaların imalatında bir takım tasarruflara gitmenizi sağlayabilir. Biraz daha yakından bakacak olursak, özellikle maliyetin düşürülmesi noktasında, karbon elyafı referans parçaları için 2020'ye kadar olan süreçten bahsediyoruz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi yaklaşık %40'lık bir süreç açısından, prosesler açısından %40'lık bir azalma söz konusu olacak. Reçine için bu %5, %10, karbon elyaflı yarı mamuller için %40, %45 ve en önemli azalma aslında proses, yani üretim prosesinden olacak. Toplamda dolayısıyla yaklaşık %30'luk bir maliyette azalma mümkün olabilecek 2020 yılına gelindiğinde. Şirketlerimizden şöyle bir ricada bulunduk. Hangi üretim prosesleri sizce özellikle kompozitler için eğer seri bir hacim, seri bir üretim söz konusu ise hangisinin daha hayata geçirilebilir olduğunu düşünüyorsunuz? Tam bir otomasyondan bahseden oldu. Tümüyle otomasyona bir geçiş ama yüzü aşkın birimden bahsediyorsak yarı otomasyon ya da tamamıyla otomasyon söz konusu olabilir ama özellikle 100 bini aşkın birimlerden bahsediyorsanız %71 bu soruya yanıt verenlerin %71'i
tamamıyla otomasyona geçilmesi gerektiğini söylediler. Evet. Hangi proseslerde bu gereklilikleri gerçekleştirmeniz mümkün olacak seri üretim açısından? Tabii ki eğer 10 bini aşkın birim üretiminden bahsediyorsak tamamıyla otomasyon olması çok daha mantıklı, çok daha uygun aynı zamanda ve kompresyon ve reçine transferi açısından reçine transferi bu üretim konseptine, bu üretim kavramına en uygun olan yöntemler. Her ne kadar henüz onların endüstriyel bir hale gelmeleri daha erken safhalarda yer alsa da. Ama ilkesel olarak baktığımızda her iki yöntemde hibrit komponentlerin üretilmesi için uygun ve her ikisi de özellikle otomasyon oranını artırarak her iki yöntem, her iki metotta da 100 bini aşkın birimler, yani 100 bin birime aşkın üretimler için kullanılabilir olabiliyor. Bu nedenle daha çok reçine transfer yöntemi, reçine transfer modeli, RTM üzerine odaklanacağız. Her iki prosese de bakacak olursanız, 5 ana adımdan bahsediyoruz. RTM'den bahsettiğimizde tekstil üretimi var tabii ki ilk önce. Yarı tamamlanmış, yarı mamuller var elyaflardan. Daha sonra kesme süreci, ön şekillendirmeyi baskı yoluyla gerçekleştiriliyor, kompresyon yoluyla gerçekleştiriliyor. Ve burada bunun ardından, bunu mütakip olarak infiltrasyon, yani enjeksiyon aşamasının gerçekleştiği ve nihai prosesleme. Eğer bu prosesin daha fazla gelişimine bakacak olursanız, bileşenlerin tekstil üretimiyle tekstil kesimi aynı anda ya da birlikte gerçekleştirilmeli. Aslında mümkünse bu çok daha iyi bir fikir olur. Bu yeni bir olgu. Ön şekillendirmeyi tümüyle aslında aradan kaldırabilirsiniz. Ön şekillendirme hiç olmayacak. Başka bir zincir öneriyoruz çünkü şu anda. İnfiltrasyonda ise tümüyle otomasyon üretim söz konusu olacak ve nihai proseslemenin de alternatif prosesleme, CNC otomasyonu ya da lazer kullanımıyla kesinlikle daha azaltılması gerekiyor. Şimdi kompresyon kalıplamaya bakalım termoplastiklerde. Yine yarı bir mamül var elinizde. Isıtma, şekillendirme ve kalıptan çıkartılıyor ve nihai prosesleme. Burada bileşenin kenarları makinede şekillendiriliyor. Nasıl bir gelişme kat edebiliriz ya da bu zinciri nasıl daha farklılaştırabiliriz, daha etkin hale getirebiliriz? Özellikle yarı mamülün ısınma süreciyle birlikte gerçekleştirilmesi, bunların birlikte işleme tabi tutulması ve neredeyse nihai konturlarını verecek şekilde aslında yarı tamamlanmış parçaların üzerinde çalışılması, doğrudan şekillendirme ve injeksiyon kalıplama sürecine adımına geçilmesi ve eğer şanslıysanız nihai prosesleme sürecini tümüyle saf dışı bırakabiliyor olmanız gerekiyor. Bu adım hiç olmasa da olur. Evet, tamam. Bu iki süreci tanıyorsunuz ve şu ana kadar hiçbir mühendislik şirketi bütün know-how'u birleştirmeyi, bir araya getirmeyi becerebilmiş değil. Diyelim ki şirketler
Çünkü el yatırma alanında ya da bu süreçten, bu işlemden daha çok faydalanıyorlarsa, buna dair bu alanda know-how'ları, şirketin kendi know-how'u bu alanda daha fazla oluyor. Ya da diyelim ki makine üreten şirketler için dikey yüksek performans pres alanında daha çok fazla şey biliyorlar. Ve sürekli olarak her şirkette kayıp olan bir halka var. Asıl mesele bu. Dolayısıyla en etkili bir şekilde var olan yöntemleri ve teçhizatı en etkili stratejide nasıl bir araya getirebiliriz? Optimizasyonu nasıl gerçekleştirebiliriz? Yoksa yeni teçhizat, yeni ekipman, yeni stratejiler, yeni yöntemler mi belirlememiz gerekiyor? Ve daha çok aslında buradaki mantık, buradaki rasyonel evrim kavramı üzerinden. Yoksa bir devrim yapacak olursanız çok daha fazla paraya ihtiyacınız olacak. Yani külliyen yeni yöntemler ortaya çıkartmak istiyorsanız çok daha büyük yatırımlara ihtiyacınız olacak. Bu nedenden devrimden ziyade evrime meyletmek bu süreçler açısından mantıklı olacak. Şimdi özellikle mühendislik şirketleriyle bu konuyu konuştuğumuzda biliyorsunuzdur belki Almanya'da BMW araba üretiyor. Herkes bunu bilir. Ve aynı zamanda hem sistem know-how'una sahipler hem de parçaları, pres, el yatırma vesaire bütün bunları operatör olarak da çalışıyorlar. Çünkü bu yöntemlerden birisi. Buradaki diğer konu mühendislik şirketleriyle ortak girişimler olabilir. Böyle bir işbirliği kurulabilir. Diyelim ki sistem know-how'unu birlikte üretiyorsunuz bu durumda ve tek bir kaynaktan ziyade farklı şirketlerden alınan bir know-how var. Tabii başlangıçta bazı şirketler birlikte çalışıyorlar. Dihimbaha örneğin Kozmofa'yla birlikte çalıştı ve çalışıyor. Ama bütün tedarik zinciri için geçerli olan bir işbirliği olmuyor bu. Başka bir işbirliği biçimi ise bir şirket, bir mühendislik şirketi eksik know-how'ı edinimler yoluyla elde edebilir ve gerekli prosesleri plastik, pres ya da el yatırma açısından o bilgiyi sunabilir diğer şirkete. Ancak gördüğünüz üzere Almanya'da mühendislik şirketleri henüz şu aşamada değiller. Yani bu üçüncü yöntemi tercih edebilecekleri yolda değiller. Çünkü bütün bu gereklilikleri yerine getirebilmek açısından çok fazla paraya ihtiyaçları var. Pekala, sonuç ne o vakit? Gördüğümüz gibi yüksek dayanıklı, yüksek mukavemetli kompozitler bugün açısından baktığımızda gerçekten sağlam bir büyüme söz konusu olacak 2020 yılına kadar. Araştırmalar pek çok düzeyde devam ediyor. Almanya'da keza bir takım yenilikçiler, yenilikçi kavramlar gittikçe daha fazla karşımıza çıkıyor. Kompozite spesifik tasarım kuralları hala erken safhalarda, şu anda daha çok metal alanındaki kuralları tasarım takip ediyor. Bunun kesinlikle gelecekte değiştirilmesi lazım. Kompozite özgü bir dizi tasarım kurallarının tesis edilmesi gerekiyor. Seri üretim proseslerinin aslında sanayileşme süreci başlamış durumda. Burada asıl odak şimdilik RTM yani reçine transfer modeli ve kompresyon kalıplama yöntemleri üzerinde ve gelecekteki üretim önümüzdeki 10 yıl için en azından oldukça ortalama bir seyir izleyecek. Buradaki perspektifimiz ne? Parçaların tasarımı gittikçe kompozitlerin aslında kolaylık sağladığı o özgürlüğün boyutlarını, daha rahatlığın, özgürlüğün boyutlarını giderek daha fazla yansıtır hale gelecek. Yenilikçilik
çok önemli. Hibrit bileşenlerle dair prosesler şu ana kadar var olan sanayileşmiş seri üretimden çok çok da değişmeyecek. Bu kesin. Evet. Teşekkürler. Bu araştırma ile ilgileniyorsanız şu anda göstermekte olduğum internet sitesinden bunu yükleyebilirsiniz. Ve eğer forumumuz hakkında kompozit alanında çalışanlardan oluşturduğumuz bir forum olduğunu söylemiştim sunumumun başında. Onlarla ilgileniyorsanız da buradan bilgi edinebilirsiniz. Şimdi de isterseniz sorularınızı kabul etmeye hazırım. Teşekkürler. Soru var mı acaba? Sormak istediğiniz sorular. Söylemiş olduğum gibi biz de Dr. Whitman ve diğer ağlarla birlikte bir işbirliğine başlamış durumdayız. Özellikle de kompozitler-germany.org adresinden de ulaşabilirsiniz. Yani bu ağda ne gibi çalışmalarımız var? Eğer mühendislik şirketi arıyorsanız ya da özellikle cam sanayiden bir takım üreticiler vesaire arıyorsanız da buradan ulaşmanız mümkün. Soru yoksa tekrar teşekkürler ve güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.